Herkese merhabalar arkadaşlar. Neptünya'nın 6. bölümündeyiz. 5. bölüme kadar bizi dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız bizi gerçekten mutlu ediyor. Çok güzel yorumlar alıyorum. Bunları da zaten storylerimizde paylaşıyoruz. Daha fazla yorum ve sizden fikir bekliyorum. Instagram hesabımıza fikirlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazarsanız kendimizi daha çok geliştirir ve size daha iyi bölümler sunabiliriz. Bu arada arkadaşlarımız merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar Hoş efendim. bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlarımız son bölümümüzde bir yakalanma serüvenleri olmuştu. Birileri arkadaşlarımızı yakaladılar. Onları mapusa attılar. Kafeslerin içinde tuttular. Daha sonra sorguya çektiler. Sorgularında genelde aslında iki tanesi güzel bir sorgu geçirdi ama Saksu yine karakterinin çok dışında oynayarak başını belaya Zararlar etti. sokacaktı. Bir antipati topladı orada. O Ama ceketi giyen bir değişiyor zaten. Cekette var bir şey. Daha sonra arkadaşlarımız bu arada geçen bölümde Mike ile tanıştılar. Mike meraklı bir maceracı olmak isteyen bir arkadaşımız aslında. Bu Mike Mavri'yi tanıyordu ve en son Mike da uyanmış, boş atıyordu. Kahramanlarımız Mike'ın boşlarını dinlerken roleplay'i onlara bırakıyorum. Buyurun arkadaşlar. Kanka burayı direkt geçelim ya Mike'la. Mike'la konuşmak istemiyorum ben ya. Geriliyorum. Hayır, şimdi bir dakika. Şimdi en son şeyden çıktık biz. Ne derler? Sorgudan. Sorgudan. Ama aklımızda Eyvallah. bir soru vardı. Mike niye sorguya çekilmedi? Aa, Hayda. evet. Evet. Şimdi Mike'a soracağız. Sen bunları tanıyor musun diye. Mike, bak, gel bakayım buraya abisi. Gel, gülüm benim, gel. Abi, abim, efendim abi. Abim, sen buraya hiç daha önce düştün mü? Ben buraya daha önce düşmedim. Abi, burası neresi? Hiçbir fikrim yok. Yalan atma benim, gülüm bak. Böyle ambiyansı Oh. başlattırma Anneannem izliyor oğlum bu Facebook podcast'ı. Abi, niye O öyle kadar dedin rahat ki? küfür yok. Bunlar niye sana sormadı? Bizim üçümüzü sorguladılar. Ne bileyim abi ben. Bak, sana hiç güvenmemeye başladım. Bak, başta masum birine Peki benziyordun. sen bu askerleri tanıyor musun Mike'cim? Abi, bunlar büyük ihtimalle Yapraklar şehrinin süvarileri, askerleri ama yani çok da Yani emin bizden mi değilim. bunlar? Evet, bunlar yani siz kimsiniz tam emin değilim abi. Senin de kuyruğun buyruğun var Tam ama barış, barış. Mevrik abi gayet tanıyor olması lazım bunları. Ben de ona şaşırdım yani. Mevrik abi, sen tanımıyor musun bunları? Onlar da Mevri'yi tanımadı, sorguladılar birader. Onu ne yapacağız? Ben tanımıyorum bunları ya. Ben bir Cüstemer'i bilirim, bir Leon'u bilirim. Başka kimseyi bilmem. Abi yani bilmiyorum bizi niye burada tutuyorlar da sizden işkillendiler herhalde. Allah Allah, ben de çözemedim ya Mike. Sen de her şeyi biliyorsun, buraya geldik. Bir sessiz sedasız kalmaya başladın. Abi, sessiz sedasız mı kaldım? Sabahtan beri boş atıyorum abi. Beynin eridi. Harbi sussun kanka, hiç uyandırma ya valla. Evet. O çekeceğim. Ya oğlum, bu küçücük çocuk büyük ihtimalle ondan almadılar Şu kanka. muhafıza falan soram ya. Evet, Bizim durum ne gardiyanı olacak? çağıram ya. Asacaklarsa assınlar, keseceklerse kessinler ya. Cüstamer abimiz siz mapustayken kapıdan giriyor ve bir ışık gibi parlıyor size arkadaşlar. Cüstamer abimiz, buyurunuz. Hoş Oh geldin be Cüstamer Cüstamer abi. abi be. Ve Nerelerdesin sen? gençler, sesimizi kapıda sizi kestireceğim kanka. bekliyordum. Yok ya, ben de sizi özledim. Niye tersleyeyim? Oh tamam. Rahatladım şu an. Ne yaptınız? Nasıl geçti yolculuğunuz bensiz? Abi, çok absürt bir Allah. yerden çıktık biz ya. Neler çektik bilemezsin ya. Valla Şu anda bu kötü. arada Cüstemer Bey şeydesiniz. Mapustalar bunlar. Sen şu anda mapusun parmaklıklarının ardından konuşuyorsun onlara. Abi Bildiğin bizi buradan istersen çıkar, şöyle güzel bir yerde oturup muhabbet edelim, ne dersin? Çünkü gardiyan. üstümüz başımız da yok, soyunduk, soydular. Utanıyoruz abi, Çıktılar. yanlış anlama. Gardiyandan o zaman bir çay bir de sigara isteyeyim, sizin soyduklarına göre biz hep Ah, sigarası vallahi iyi olur içersiniz. ha. Emredersiniz komutanım. Bir de Cüstemer abi, bu şey bizi sorgulayan adam senin altın mı üstün mü, ona göre bir şey söyleyeceğim de. Kim attı bu çocukları buraya? Abi, bu çocukları kimin attığını bu çocuklar da bilmiyor. O yüzden ama sen tanıyorsun bunları. Bunlar şu anda Yapraklar şehrindeler. Tamam, ben ileride şikayet edeceğim onu, bekle. Yapraklar şehrinin güvenliği çok yoğun olduğu için, çünkü büyük bir üs gibi bir şehir orası aslında, bayağı merkezi bir yer. Askerler bunlara aslında hani böyle siz kimsiniz, hayırdır, nereye geliyorsunuz diye önde bir karşılamak üzere, düşmansa da öldürmeye diye geldiler. Ama Saksu sağ olsun. Doğru, ben onu Tek unuttum ya, sağ olsun. yemelerine sebep oldu. Adamlar bunları bayıltıp kafeslediler.
Üstlerini başlamışlar. İnşallah sadece bayıltıp kafeslemişlerdir kanka. Hatırlamıyoruz da. Gençler, sizi mapuslardan mı toplayacaktım? Ben sizi mapuslara düşün diye mi göreve yolladım? Süslemer abi, valla biz de tahmin etmiyorduk. Bir anda gelişti her şey. Ben tahmin ediyordum sen konuşmayı düşünce de. Yani ama yolculuk konuşma. Yolculuk bedavaya geldi. Uyuduk da yolda. Güzel oldu yani. Yoksa abi, üç gün süren yol çekilmezdi abi. Mağaradan bir kuyudan çıktık biz. Ne anlamadık. Zaten orada da öldük möldük abi, neler. Onu bir ara seni bulmaya çalışırken bu şeyler geldi işte. Bu vallahi arkadaşlar neyse geldi. Neyse ki benim adımı vermeye akıl etmişsiniz. Yoksa sizi mahkemeye bile çıkartmadan idam ederlerdi burada. Savaş dönemi, öyle işler kolay değil. Dikkat edeceksin yaptığına, gezdiğine. Vallahi iyi oldu. Bizim çocuklar söylediler, yetiştirdiler haberi ama ben de buraya gelene kadar tabii akla karayı seçtim. O daha Cüstomer abi geldi ya, şey, biz ondan bir körpe şeyi de alalım lan. Durak söyle. Aldım bir dur şuradan mı çıkalım ya. Götünde don yok diye düşünüyorum. Gardiyan şuranın ağzını getirin bakayım. Komutanım buyurun, sigara ve kahveler, çaylar. Eyvallah. Anahtarı getir lan gardiyan. Hemen getiriyorum. Ya. Şöyle sırtımı Cüstomer abi yasladığım zaman. Ya kaç kere dedim diyor, şu çayı dedim karışık çay getirmeyin ya. Rize çayını getirin diye. Rize çayı değil bu. İran çayı. Bir daha burada evet, İran çayı görmeyeceğim. Komutanım, bizim komutanımız kaçak çayla Çaykur'u karıştırıyor. Ya söyle o Kamil'e, bir gün onun çok falan canını yakacağım. Emredersiniz komutanım. Bir de anahtarı getirin de şu bebeleri bir salın bakayım. Çıkın. Hemen komutanım. Bebe demeyeydin, iyiydi Cüstümer abi de. Az önce şov yaptık adam. Gidiyor getiriyor anahtarları. Cüstümer abi ne oluyor ya burada, bir anlat bize ya. Vallahi gençler, burada ne olduğunu ben bilmiyorum. Burada ne olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Gerçekten gelip bana söylediklerinde ben ne olduğunu şaşırdım. Hemen yetişmek için kaptım sizin arabayı köyün orada sakladığımız yerden. Buraya düzgün sürdüm. Bir de ne olsa beğenirsin. Ne oldu abim? Ya... Oğlum nereden buldunuz bu hurdayı ya? Nedir bu? Alman malı falan mı? Bozuldu yolda gelirken. Ormanın içinde bulduk abi onu ya. Neyse, İlk de Allah'tan, tapınağın orada. Allah'tan orada bir tane şeye denk geldik de, hurdacıya denk geldik. Dedi abi, dedi bundan bir şey çıkmaz. Sen bana dedi bunu 5 dükkeye sat. Ben seni dedi atarım gideceğin yere, verdim. Bir arada 5 dükkeye verdim size. Harbi mi diyorsun abi? Size. O zaman bizi bir rent-a-car'a bir götürsen abi seni. Neyse, iyi oldu bundan kurtuldunuz. Bunun masrafıyla başa çıkamazdınız. Yemin ederim çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını yerdi bu arabaya yaptır. Cüstümer abim, bizim köy ne durumda ya? Söyle abim. Komutanım. Göreceğiz. Buyur. Asker söyle. Komutanım, Kamil komutanım mahkemeye çıkacaklarını söylüyor. Sizi de şahit olarak yazacakmış. Arkadaşları hemen salamıyoruz. Yaklaşık bir saate falan mahkemeye de olacağız. Tamam. İsterseniz çayları kahveleri için daha sonra mahkemeye geçelim. Tamam. Kardiyan gel bakayım buraya. Mahkemeye gideriz. Çocukları yalnız burada değil de misafir odasında bekletelim mahkemeye kadar. Bak, bir çay versinler. Emredersiniz komutanım. Emredecek. Işte ya, yiyecek birazdan. Mevlüt yaylan. Gençler, siz mahkemeye çıkana kadar yine uslu durun da. Çünkü Neptünya'nın adalet sistemine öyle biz dışarıdan müdahale edemiyoruz. Buyurun, mahkemede ben konuşmayayım abi. Ya. O, hakim Cüstomer de dinlemez, Leon da dinlemez. Sizi atıverir. Biz suçsuz abi, rahat ol. Vallahi geçtiniz işte. Misafirhaneye geçtiniz bu arada. Of, yine çayları tazeledik. Donumuzu giydik değil mi? Kanka daha giymediniz. Abi sen gardiyana söylersen bunların eşyalarını falan getirecek. Getirmiştir o kadar ya, gardiyana da her şeyi tek tek söylemeyelim. Oğlum abi gardiyan salak mısın sen? Gardiyan 2 IQ kanka. Dostumuz derken hani... Arkadaş olarak dostumuz dedik. Yoksa hani kapatmamı dostumuz demedik. yanlış anladı herhalde. Sen misafirhaneyi falan geçirdin bize ama vallahi ben de bir korktum. Getiriyorum malzemeleri arkadaşlarım. Ah be. Buyurun komutanım diyor. Bana ne veriyorsun lan? Çocuklara ver. Cüstümer abi yanında giyiniyoruz ama kusura bakmıyorsun değil mi? Neyse gençler, bundan sonra sizin bu halinizi de gördüğümü unutmadan hareket edersiniz. Evet. Abi Allah'tan kitabı falan getirdik aynen, ya. Sen bize dediğin kitabı getirdik. Nerede?
Getirmiş mi onu gardiyan? Getirmiş tabii. Aldılar getirdi, bize. Hayır. Şöyle getirdiklerini söylüyorum. Körpelerin başını getirdi. 7 tane körpe başını getirdi. Kıyafetlerinizi getirdi, silahlarınızı getirdi. Ama kitaba tabii getirmedi. İsterseniz fark ettiğinizde bir sorun. Bir de şey hamam böceği kafası da var bak bir tane. Hamam böceği kafasını da getirdi. Aa, onu da getirdim. Gardiyan bir bak buraya. Buyurun. Bizim emanette eşyalar olacak. Hepsi burada değil mi? Değil. Ne eksik? Bir kitap vardı şey. Bir tane kitap vardı. Onu Kamil komutanımız el koydular ona. Büyük ihtimalle mahkemede size gösterirler. Oraya sorabilirsiniz. Müstemer abi şu kitabın bir akıbetini anlatır mısın bize? Gardiyan, Kamil'e söyle bakayım kitabı ne oldu? Kamil'e yani? Diyor bize bak. De. Tamam. Tamamdır komutanım. Ben hemen size bilgi getiriyorum birazdan. Justamer'de bayağı taşak var kanka. Halledeceğiz evet, bu işi. Var. Oğlum bak çok da yaylanmayın. Justamer bugün var yarın yok ama bırakayım. Bu arada Mike hala böyle Justamer'e bakıyor. Sadece sizi izliyor. Mike de böyle peşinizde geziyor böyle. O Justamer kadar büyülenmiş ki. Şu elf kulaklı arkadaşı tanıyor musun sen? Öyle. Her yerde her bildiğinizi konuşmayın. Bir durun bakalım. Mike Justamer'e bakarak... Siz gerçekten Justamer misiniz? Kanka bu küçük Emrah mı aman okuyum Mike ya? Benim kafamda oluşmadı profil tam olarak. Hayır mı Mike? Annemi şişmiş. Siz benim ismimi nereden biliyorsunuz? Mike çocuklar söyledi ya az önce. Salak abi o boşver. Alık o biraz. Justamer abi bu zırhı çok güzel. Kim yaptı bunu? Nereden buldunuz bu adamı? Kafa açıyor. Mike gelsen abim böyle. Gel sen pır yapma otur. Mike haydi. Abi gel sen bilmem otur. Ağzını kapadım kanka elimle zorla. 16 kanka, yaşında zaten ondan güçlüyüm. Şu uzun kulaklarını da indir aşağı kanka. Sivritmişin öyle. O ses duyunca sese doğru otomatik mi kalkıyor kulaklarım? Komutanım, Kamil komutanımız kitabın mahkeme heyetinde olduğunu, bunun kanıt olarak kullanılacağını ve arkadaşlara ne olduğunu soracağını, nereden bulduklarını soracaklarını söylediler. Tamam. Bak, mahkemeye isterseniz buyurun geçelim. Geçelim Kamil. Geçelim hadi. Beyin yanına. Evet arkadaşlar mahkemeye geçiyorsunuz. Mahkeme heyeti bir tane böyle saçları yılandan kardeşim Medusa tarzı. Bir abimiz, bu abimiz ama erkek. Heybetli. Gerçekten heybetli. Kollarının altında sanki iki tane daha böyle hareket eden bir şey var ama onu peleriniyle kapatmış. Siz sadece belden yukarısını görebiliyorsunuz. Böyle kocaman bir masa var önünüzde. Bu hakim mi anlattın? Evet bu hakim. Yanında bir büyücü olduğunu düşündüğünüz bir büyücü var. O bir hanımefendi. Gerçekten çok 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 güzel bir hanımefendi. Sarışın güzellik şeylerimi sunayım mı? Sarışın mavi gözlü beyaz tenli bir hanımefendi. Ama dinleyicilere de mesaj gönderildi kardeşim eyvallah. Yapma Mike'ın kulaklar daha da kalkıyor sanki. Şey yaptı böyle size ama çok sert bakıyor. Bir de o hakimin diğer tarafında da daha kısa boylu ama heybetli yine şişman birazcık böyle. Sanki arsa sahibiymiş gibi bir abimiz var. Geçirdiler sizi içeri, aldılar sizi içeri. Hakim Justamer'e bakaraktan diyor ki Justamer bunlar her sorduğumuz soruda senin adını verdiler. Kitabı gösteriyor. Bu kitabı da senin bulmanı emrettiğini söylediler doğru mu? Öncelikle Sayın Hakim Bey. Burada bütün mahkemedekileri sizi saygıyla selamlıyorum. Bu arkadaşları kitabı bulmak için gittikleri bölgeye benim gönderdiğim doğrudur. Bu kitabı ne kadar önemli olduğunu sen de biliyorsun. Peki sana bunu kim söyledi? Bu kitabı senden kim istedi? Sayın Hakim Bey, şu an adını vermemin doğru olup olmadığından emin olmadığım bazı önemli şahıslar var. İsterseniz önce bir sizin kulağınıza bir söyleyeyim ismi. Eğer uygun görürseniz burada mahkemede sesli bir şekilde söylerim. Tabii, buyurun. Daha taşaklı kanka. Fısıldar hakimin kulağına. Hakim uygun görüyorsa... Abi şeyde görüyorsun değil mi? Tamam, görüyorum ben onu da. Tamam, hakim süper. Uygun görüyorsa söyleyeyim. Evet abi söyleyebilirsin. Evet tabii buyurun söyleyin. Bu kitabı Sayın Hakim Büyücü Şehrazat'a götürmek üzere yola çıktık. Anladım. Peki Leon'un bundan haberi var mı? Emri Leon'dan aldığım doğrudur Hakim Bey. Anladım. Bu arkadaşlar şehrimize girerken yaklaşık bir 15 kilometre ötede savaşçılarımız tarafından bulundular. Pek bir terbiyesizler. Yani senin adını... Çoğunluk şeyini kabul etmiyorum Hakim Bey özür diliyorum. Sana böyle kısmında sana bir bakış atıyor böyle. Hani sanki eriyecekmişsin gibi hissediyorsun.
Canı gidiyor değil mi? Bir ekip. Aynen. Böyle yerin dibine sokuyor kanka seni. Bak. Hakikaten canını götür bir 2-3 ya. Bakışıyla gitsin. Aç senin yüzünden sen. Ben de bir tane kafasına vurayım yanında kanka. Bir HP de öyle gitsin. 3 HP gitti kanka. Geçmiş olsun. Bakışıyla sadece sana geçirdi. Sayın hakim, arkadaşların yaptığı terbiyesizliklerden dolayı onlar adına sizlerden özür diliyorum. Eminim ki onlar da bu yaptıkları hareketlerden dolayı çok pişmandırlar. Arkadaşları yüce komutanımız Leon'un emriyle ben düşmek üzere oldukları bazı sıkıntılardan kurtararak arkadaşları bulduğunuz bölgeye ben götürdüm. Fakat arkadaşlarım bundan önce karışmış oldukları ihtimali olan hiçbir olayla benim alakam yoktur. Yine de şunun sözünü verebilirim ki arkadaşlarla karşılaştığım andan itibaren bu noktaya kadar arkadaşların yaptıkları her hareketten haberdarım ve onlara kefilim. Anladım Justomer. Gerçekten bu arkadaşlara sahip çıkman beni şaşırttı. Fakat dediğim gibi arkadaşların terbiyesizliği de affedilemez şekilde. O yüzden bu arkadaşlar 3 gün 3 gece canlarını yenileyememe cezası veriyorum. Sayın hakim, eğer müsaade ederseniz ben arkadaşların cezasını savaş alanında bir ön safta savaşmalarını sağlayarak çekmelerini yüce mahkemeden istirham ediyorum. Şöyle bir sağına soluna bakıyor. Kafa sallıyorlar böyle onaylar şekilde. Peki, tamam. Kabul edilmiştir. Bunu kabul ediyorlar. Hakim Bey, arkadaşların gelirken yanlarında bulunan ve kanıt olması sebebiyle el koyduğunuz bir kitap vardı. Görevim bu kitabı Büyücü Şehrazat'a iletmek olduğundan dolayı kitabı acaba alabilir miyim? Tabii ki Justomer. Yalnız bu arkadaşlara görev verirken böyle ahmaklıklar yapmayacaklarından emin ol. Çünkü görüyorum ki daha da level 2, level 1 arkadaş bunlar. Çok da tecrübeleri yok gibi. O yüzden biliyorum çok savaşıyoruz armiyumlarla. Askerlerimizde telef oluyor. Ancak görevlerini daha önemli insanlara vermen önerisinde bulunuyorum sana. Kitabı da birazdan arkadaşlarımız size verecek. Buyurun çıkabilirsiniz. Bu arkadaşlardan sen sorumlusun bundan sonra. Bir yanlış hareketlerinde seni tekrar karşımda göreceğimden emin olabilirsin. Sıçtık ya. Teşekkür ederim hakim bey. Tanrı Neptünya'yı korusun. Amen. Oğlum. Allah'tan var ya Yüce Onos'la muhatap olmadık yani. Yüz yırttık kanka. Bu arada burada yani gerçekten Justomer bütün şeyi verdi. Sınavı verdi arkadaşlar. Yani o bütün şeyi alarak konuşma yaparak da sizi korudu. Aslında size sorular soracaktım ama çok güzel yönetti ve sizi bu sorulardan bize korudu. Hiç gelmedi ya. Çok i̇sabet olan üstünden büyük kalktı ama. Evet isabet oldu kanka. Yoksa biz müebbeti yediydik yani. Evet Antifre'ye gelince bittiydi o. Biz çıktık mı? 3 gün 3 gece falakaya yatırlardı. Öncelikle biz çıktık mı? Evet şu an çıkıyorsunuz abi buyurun. Siz ne yaptığını zannediyorsunuz ya mahkemede bir de böyle ileri geri konuşuyorsunuz. Hadi gardiyanlara atar yaptınız sesini çıkartmadım. Dedim ki çocukları belli ki ezmişler. Hadi dedim birazcık içleri soğusun da hakimin karşısında siz kafayı yediniz herhalde. Ben de bok yoluna giderim. Sen de bok yoluna giderim. Bizim bir suçumuz yok ki. Adaletine güvendik Neptünya'nın. Vallahi işte. Ya zaten olayların ne olduğu da belli değil. Ne hatlar karıştırdığınızı da daha tam öğrenebilmiş değilim de. Şimdi vaktimiz yok. Bu konuları sonra konuşacağız sizle. Şimdi. Justomer abi nereye gidiyoruz? Şu anda Justomer Bey buyurun. Siz sanırım nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Öncelikle Şehrazat'ı bulacağız. Kitabı bir an önce Şehrazat'a ulaştırmamız lazım. Çünkü. Komutanım. Yine ne var? Elinde kitabı sallayarak geliyor koşarak. Kitabı getirdim komutanım. Ben de bir gezegen yaklaşıyor diyeceksin sandım. Yemin ederim benim aklımda da şey canlandı. Bu hayat bilgisinde şey var. Amirim diyen var ya. Memnun muydu neydi? Yani böyle seke seke geliyor. Ya insanın kusurlarıyla niye dalga geçiyor? Justomer abim hazır buradayken şunu da mahpusa atsak biz üç müzdağımız. Sizin gibi gençleri mahpuslarda çürütür müyüz ya? Savaş alanında bir sürü gençliğe ihtiyacımız var. Doğru. Saksı en ön saftan gitmesi lazım. Hadi büyücüyü bulalım. Bir büyücü eksikti zaten. Pardon. İçimden bir şey diyeceğim. Justomer abi bu büyücü Şehrazat kimdir? Gençler. Şu ileride görmüş olduğunuz şehir büyücü Şehrazat'ın yaşadığı şehir. Şimdi ben bu kitabı alıp ona götüreceğim. O esnada siz de isterseniz etrafta bir dolanın. Buralarda güzel kızlar olduğunu duydum. Oo tamam.
Haydi bakalım. Biz fazla... baya baya buradayız. Savaşmaya değil de sevişmeye gelmişiz gibi biraz. Vallahi bilmiyorum. Belki Just Ömer'de Şehrazat'a hafiften yanık olabilir. Harbiden yani. Şehrazat'la 1v1 kalmaya çalışıyor. Tabii buyurun arkadaşlar, eğer bir uğramak istedikleri bir hanımefendi yanı falan filan varsa gitsinler bir. Selam verdiğime borçlu çıkıyorum ben. Bu var ya, devam bu ederim. Var ya, bütün köy elden geçirmiştir kanka. Herkese yani... borcu vardır bunun. Bu Maverick bilmiyorum yani. Buraları tanınıyor ya zaten. Kaçalım. Başımızı belaya sokmayacağımızı bilsem bir gitmek istiyorum da neyse. Devam. Yok yok, sonra şu işler bitsin. İkinci mahkemeye girersek çünkü Just Ömer bizi siker kanka. Hayır. Sen de amacına ulaşırsın zaten. İşim bu. Biriksin diye uğraşıyor. Haydi. Tamam. Şehrazat'ın evine doğru gidiyorsunuz. Şehrazat'ın yolu baştan, yani şu anda aslında Yapraklar şehrindesiniz. Ama Şehrazat'a sanki ayrı bir bölüm verilmiş gibi, böyle Yapraklar şehrinden. Güzel yerlerinden, böyle deniz kenarlı, denizi gören manzaralı bir yer vermişler Şehrazat'a. Şehrazat teyzemiz. Yaşlı birazcık. Gidince de göreceksiniz. Ancak yol büyücü olduğu için full sihirlerle dolu. Yani baştan böyle bir korkunç bir yerden geçiyormuş gibi oluyorsunuz. Aslında uzaktan baktığınızda böyle bir şey yoktu ama yakınlaşınca görüyorsunuz ki böyle et yiyen bitkiler falan filan canlanıyor. Yerler böyle yanmış, hafif böyle dumanlar falan çıkan karanlık bir yer. Daha sonra hemen sonrasında birden böyle sanki cennete gelmişsiniz gibi ışıklar, karpuzlar, huriler dolaşıyor etrafta. Aha. Aksu'nun gözü bağlayın. Evet. Bunlar büyülü, bunlara ulaşamam. Sonra çöllerden geçiyormuş gibi hissediyorsunuz. Kavruk sıcaklardan geçiyorsunuz. Kıvrak. Huri falan deyince kafa gitti evet, kanka. Evet, kaldı. Olur. Daha sonra karlardan geçiyorsunuz. Hepsini o kadar hızlı yaşıyorsunuz ki psikolojiniz bozuluyor aslında giderken. Bir salak oluyorsunuz, salak hissediyorsunuz. Zaman, mekan şeyiniz şaşırıyor. Ya herkes benim seviyeye indi. Böyle devam edelim oyunu. Daha sonra kapısında iki tane daha küçük cüce, böyle ellerinde asalı büyücü karşılıyor sizi. Buyurun, kime bakmıştınız? Hadi. Ben... Komutan Just Ömer. Şehrazat Hanım'a benim geldiğimi hemen söyleyeyim. Ben nasıl inanacağım sana? Sen daha önce benim gibi bir savaşçı gördün mü? Görüyorum tabii, burası Yapraklar. Yaprağım. Büyücülerle başımız derde girecek. Tamam geç ya. Üf. Zaten görüyor seni, şaka yaptım. Geç. Aklı sen bununla bir takılsana, biz bir içeride bir içmeyiz. Kanka bu cücenin de sesi iyi geldi bana ya. Oğlum hayır. Fena değil gibi sanki. Kapımızı karıştırıyor. Serap görüyor. Kapı açıldı arkadaşlar, böyle kocaman kapılar açıldı. Cüce böyle asasıyla şöyle ileri doğru bir atak yaptı. Havada böyle ışıklar gördünüz ve kapı birden açıldı. Buyurun içeridesiniz. İçeride Şehrazat teyzemiz sobasının üstünde bir şeyler kaynatıyor. Eli belinde, tek eli belinde, birazcık kambur. İçerisi şöyle kuru kafalardan oluşan böyle şeyler var. Işıklar var içinde, mumlar yanıyor. Işık dediğimde mumlar yanıyor kuru kafaların içinde. Sadece tavanından ışık alan bir yer. Tavanında bir kubbe var. Kubbede de cam şeklinde ama camlar böyle rengarenk. O yüzden içeriye sarı, kırmızı, mavi, pembe ışıklar böyle ısıyor. Sadece oradan ışık alıyor içerisi. Şehrazat teyze çorbasını karıştırıyor. Buyurun. Selamlar olsun boyun... sana Şehrazat. Sana bu büyük kitabını getirme bahanesiyle seni görmüş olmaktan da çok mutluyum. Çocuklar içeri geçin. Mevrik koş. Şehrazat'a kitabı ver bakayım. Just Ömer, niye koşuyor bu çocuk? Sana kitabı getirdik Şehrazat. Evden buyur. Anlıyorum da. Evin içinde niye koşturuyor bu çocuk? Toz yap her yere. Toz çıkartmayın. Tamam, sakin sakin. Saç su, yala sil. Kanka menopoza girmiş Şehrazat. Ben size söyleyeyim. Ne düşünüyorsun sen? Menopoz mu dedin? Anandır hayır, menopoza ben... giren. Aa, içimdeki sesleri duyuyor kanka, sıçtık. Konuşamayacağız bu bölüm. Büyücü bu. Gençler. Ne yok, diyorsa... Benim aklıma teyzem geldi de, Eos teyzem, ondan dedim. Ne diyorsa sakin bir şekilde yapın. Burada olay çıkartmaya sakın kalkmayın. Hoş geldin. Vallahi ağzınız götümüze döner. Hoş geldin Just Ömer. Uzun zaman oldu seni görmeyeli. Evet, çok zaman oldu gerçekten. Kim bu çocuklar? Bir şey var. Bu çocukları sonra anlatırız. Ben Leon'un emriyle geldim buraya. Sana o kadim büyük kitabını getirmemi söyledi. İnşallah her şey yolundadır. Her şey yolunda da şu sak suya dikkat et.
Cebindeki no, ismimi de biliyor. Cebindeki kondomu olayıp duruyor. Teyze belki de her an hazır bekliyorum. Asker sessiz bir şekilde kenarda bekle. Yılışma. Ben içimden çok konuşuyorum ya direkt. Razat teyzeyle. Öyle kimse duymuyor şey kanka. Kendi aranızda böyle kikirdeşiyordunuz da ondan dedim. Evet. Tamam Müslümanlar abi. Mevrik bana su getir bakayım. Tabii teyzeciğim benim. Sakin sakin gidiyorum. Kanka teyze demesin bak tersleyecek şimdi teyze senin anandır falan diyecek ya. Buyur teyzeciğim. Aldı suyu hiçbir şey söylemedi. Geç yerine geç dolanma buralarda. Sana Mevrik sana söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim Justomer'in yaşı geçeyim. Kaç? Justomer'in, o da mı yaşlı? Justomer'in yaşı var da genç. Böyle şey gibi ne denir ona? Dumcuk bir eleman böyle. Ama zaten Justomer'in yaşından bahsetmiştik. Evet. Ya şey teyzeyi yürüyünce bir ufaktan dedim acaba Justomer'in yaşı da mı büyüktü acaba diye. Büyük büyük. Aklım ona gitti tamam. Bu kitabı nereden buldunuz? Eski tapınaktan teyzeciğim. Sana mı sordum? Oğlum bırak konuşsun adam işte. Kanka iki canı daha gitti bu lavon ya. Ya ben çok meraklıyım. Ya meraktan ya ben meraktan geçeceğim. Meraktan ölecek kanka bu. Justomer sen bunlara konuşmayı öğretmedin mi? Vallahi. Bunlar her lafa karışıyor mu böyle senin yanında? Teyze içimdeki sesi duyuyor ama bunlar, ne yapabiliriz? Bunlar daha benim eleğimden geçmediler. Yeni tanıştık sayılır. İnşallah zamanla onları da yola getireceğiz. Saksu sana verdiğim görevi Şehrazat Hanım'a bir açıkla bakayım güzelce. Şimdi Şehrazat Hanımefendi eski tapınaktan kadim kitap getirdik teyzeciğim. Nereden buldunuz bunu? Tapınağın neresindeydi? Valla tapınaktan ortanca ilk girişten ortancaya girdik. Ortancadaki tünele. Oradan sola döndük. Camiye sırtımızı verdik. Tünele sırtımızı verdik. Sola döndük. Sonra YRK yazan kapıdan çıktık arkadan. Mezarı de mezarı. Anladım. Zaten kapının içinde de bu arada odada mezar vardı. Alınca falan böyle bir değişik şeyler oldu. Onları tabii biz bilmiyoruz. Sen daha iyi bilirsin. Zaten senin aklıma okudum. Sen konuşana kadar konuşmayı bile bilmiyor. Aldı kitabı kanka. Kitabı inceliyor. Kitap böyle bir ufak ışıklar falan çıkardı. Nasıl fark ettim mi? İçimden bile bir şey diyemedim ama. Duyacak çünkü. Kitapları İçime sıçtım. Bu kitabı aldıktan sonra farklı bir olay yaşadınız mı? Farklı bir olay. Tyler sen şu bizim koyunları bir besleyiversene. Dışarıda olacaklardı. Tabii teyzeciğim çıkıyorum hemen. Hayvan yolda çok sert. Saksu sen de şuradan iki bir ton sil. Teyzenin bizi sikleme seviyesi değil mi kanka? Malboro taç bile alsana diye. Tyler'a bağırıyor arkadaşlar. Çok verme emniri. Şişirme koyunları. Tamam teyze bende. Teyzeyi ben çok sevdim ya. Ben mecbur sevdim. Duyuyor çünkü. Kadim kitabı aldıktan sonra hiç garip bir olay yaşadınız mı? Teyzeciğim, garip bir olay yaşadık mı? Büyük bir örümcekle karşılaştık ama o mağarada olan, tapınakta olan normal şeylerdi. Çıkınca da Mike diye bir çocukla denk geldik. Sen bana teyze mi dedin? Terbiyesiz herif. İki saattir diyor ama şahseden bir adam. Teyzeyi ben söylüyorum Şehrazat. Hanımefendi. Hanım pardon, Şehrazat Hanım. Pardon Şehrazat Hanım. Ben sizi çok samimi buldum. Özür dilerim. Haddimi aştım. Bir daha olmasın. Kitabı aldıktan sonra biz tapınaktan saçma bir şekilde çok farklı bir yerden çıktık. Ve Mike diye bir çocukla karşılaştık. O kim? Ondan şüpheleniyorum. Bir baksan ya benim aklımda. Şehrazat az önce kitabı açarken bir sesler bir şeyler çıktı. O ne öyle? Ben de onu sordum arkadaşlara da. Senin bu çocuklar daha neyin ne olduğundan da haberleri yok. Bana ne Mike'dan, bana ne nereden çıktığınızdan. Kitapla ya, ilgili gerçekten. Hani garip bir şey oldu vardı. Şehrazat Hanım. Kanlar aktı kanlar. Neler kovaladı. Kanlar aktı kanallardan da. Bu kitabı çaldığınız yerle alakalı. Başka? Biz zombiler kovaladı. 13-14 tane. Çünkü tamam, kitabı aldıktan sonra zombiler uyandırdınız. Kanlar aktı bir şeyler oldu orada valla. Biz öldük dirildik bir bilsen. Şehrazat Hanım. Canımızı zor kurtardık. Ya boş yapmayın. Ben size onu mu soruyorum? Bana ne? Ölün geberin. Şehrazat Hanım siz zaten bilmiyor musunuz bunu? Yani biz... Bizi yormadan aklımızı okusanız hani. Evet. Ve Şehrazat çocukların aklını okur. Şehrazat Hanım yormayın bizi. Uzun yoldan geldik. Varsa bir duble büyüğünüzü alır giderim ben şimdi. Ufak ufak uzarım. Justomer, senin bu Tyler daha hayvanları sulayıp da yem verip de gelemedi görüyor musun? Kimlerle dolaşıyorsun, kimlerle? Yazık. Vallahi savaş çok çetin geçiyor Şehrazat. Bu kadar üstümüze gelme. Biliyorsun sen de durumlar çok karışık. Neyse.
Bu kitap neyin işareti biliyor musunuz? Ha, siz... Neyin? Ya, meraklı ya. Siz elinizdeyken hiç ışık çıkması falan oldu mu bu kitaptan? Aa, oldu. Evet. Okuyabildiniz mi? Biz bir kere açalım dedik, ışık şey alınca korktuk biraz. Vallahi Tyler 2 dua okudu ama sonu güzeldi. 3 kulvarla bir eylem okudu. Bu kitap Işın Savaşçılarının Pusulası. Işın Savaşçıları yaklaşıyor. Savaş Işın Savaşçılarının Kur'an-ı Kerim'i gibi bir şey mi yani? Savaş büyüyecek. Ölüler artacak. Arminyumlar kızacak. Kanka ev titremeye başlıyor. Oğlum ne oluyor? Dışarısı çıkamaz. Bile titriyor. Ben içeri geleceğim. Tyler gel buraya Tyler. Gençler sakin olun. Justomer abi hemen, bu işin savaşçıları iyiler mi kötüler mi? Hemen başlamam lazım. Kanka tırnaklarını falan yemeye başlıyor. Kitap bir ışık saçmaya başlıyor ama böyle çok değil yani şey yaprakların arasından ışık saçıyor kitap. Teyzenin gözleri de aynı kitabın renginde ışık saçıyor böyle ama hani teyze durdurmaya çalışıyor onu. Hemen hazırlık yapmalıyım. Hemen hazırlık teyze hazır Nirvana'ya ulaşmışken Mevlana'ya bir baksana yaşıyor mu? Aklıma orada yani kaldı. Büyücüye fal baktırdı. Kanka sana şöyle bunu söyledikten sonra bir bakış attı. Senin 10 canını götürdü. Kanka. Yaktı seni. Diğer türlü susmayacak. İyi oluyor ya. Bak götürsün kanka. Gözünden o ışıktan çıktı ve 10 canını götürdü kanka. Kanka bu arada canlarınızı söylüyorum. Sizin canınız şey yapmadı. Şeyde mapustayken düştü canınız. Şu andaki güncel canlarınız. Tyler'ın 11, Maverick'in 14 kaldı. Saxon'un da 8 kaldı bilginiz olsun. Yani beyler konuşmayın demek istiyorsun. Ben bana bir bakış daha atsa ben öldüm kanka. Justamer. Hemen bunları. 4 tane körpe kuyruğu. 2 tane merko dişi. Bir tane de cüce anka kuşu kuyruğu tüyü bulmaya gönder. Teyze orgazm alacak kanka. Bak dur canımı getirdi belli. Patladı. Düşüncelerinizi okuyordu ya hani şey razan. Oh 4 körpe kuyruğu bana bir tane etmez. Acaba bu da körpe diye bahsettikleri bizim kuyruklarımız mı? Şeralat Hanımcığım tekrar alabilir miyim menüyü? Tam yazamadım. Aptallar ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen. Tekrar alabilir miyim? Onu patlatacaksın lan beni diyor. Pantolonuma patlatacaksın lan diyor. Ben yemin ederim kanka ben devam edeceğim. Abi dur bekle gözüm yaşardı abi bekle. Kes buraları kes. Tamam hadi dur. O şeyi unutma. Son kez söylüyorum. 4 tane 2 merko dişi. Evet. 3 anka kuşu kuyruğu tüyü. Ne yapalım size mi getirsinler çocuklar? Nereye götürelim bunları? Evet. Buraya getireceksiniz, bana getireceksiniz. Onları kaynatıp iksir yapmak ve bu kitabı onunla beraber okumam lazım. Bu iksirle abdest almam lazım. Yoksa... Ama sen de zorluyorsun Şehran Bey. Çocuklar ne yapacak? Gerçekten devam etme. Allah'a cevap veremeyiz. Hadi çıkalım buradan. Devam et Şehran Zatabla durma. Yıkılın karşımdan. Uzaklaşın çok. Buradan çıkalım bunları çıkın. Bulalım. Git uzayalım oğlum bu karla. Manyak lan bu. Deli etti kendini. Daha sonra ışık mışık atarak böyle evin sağ duvarları mıvarları yıkılıyor böyle yani. Dışarısında dışarıda gök gürlüyor falan. Siz çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bir şeyi almam lazım. Ben o sırada dinleyemedim. Neler söylemişti? 4 körpe kuyruğu. Kuyruğu, 2 merko dişi, 2 tane de cici anka kuşu tüyü. Ne? Merko dişi. O ne bilmiyorum aman akıyım. İki merko dişi. Evet. 2 tane de cici anka kuşu tüyü. Sıçtık ya. Daha ne olduğunu bilmiyor lan. Ne sikeyim. Bu var ya yemek ya harbiden. Kanka, yemek yapacak. Karnını doyuracak. Bu kadının tek olayı bu. Biz de tavşan gibi yapıyoruz. Yapmayalım abi.
yok. Kadın akıl okuyor amına koyayım. Serdar sus. Tyler. Hadi çıkalım arkadaşlar ya. Biraz ormana gidelim biraz. Şunları bulalım. Oh. Bu teyze hiç iyi olmadı. Çıkar. Teyze beni çok kötü yaptı ya. Gençler söylenmeyi bırakın. Hadi. Göreviniz belli. İyice etrafı arayın tarayın bulun bunları. Ne taraflarda buluruz bunu Cüstömer abi? Cüstömer abi körpeyi buluruz kuyruğunu koparız. Ben Merko dişiyle cici anka kuşunu da şey yapabilir misin? Bize siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Siz daha düşmanınızı mı tanımıyorsunuz? Nasıl nerede bulacağız? Nasıl bunlar ne? Biliyoruz biliyoruz şaka yaptı. Bence savaşa yaptı, mı çıkacağız? Yok, ben tam Türkçe yaptı. Bilmiyorum da ondan şey. Oho, yok yok şaka yaptı Cüstömer abi. Ona çok ciddiye alma sen. Biz sizde bu yola çıkarken hata yaptık galiba ya. Yok yok Cüstömer abi bilerek seni denedim. Kızacak mısın bana diye. Bayağıdır kızmıyorsun. Alışmışım ondan bir kendime geleyim dedim. Neyse haydi, görevinizi gidelim. Biliyorsunuz. Artık cıvıklığı bırakın. İşler ciddileşiyor. Işık savaşçıları geliyorsa bunlar buralarda rahat rahat takıldığımız son günler olabilir. Doğru dedin. Saksu. Sen bizle gelecek misin Cüstömer abi? Ben buradan Leon'a gideceğim. Siz bu şeyleri, itemleri toplayıp Şehrazat'a götüreceksiniz. Leon'u onu çok özlediğimizi söyle. Bir de Leon'a gideceksen abi sana bir körpe şey kellelerini versek sen bir götürsen. Ben sizin ayakçınız mıyım lan? Ben bu körpenizi kendinizi götürün. Yok abi estağfurullah da hani arabamızı sattın ya biz neyle gideceğiz? Lafta sokuyor saksı iş bağlamaya çalışıyor. En azından bir arabayı geri alsak. Seni arabadan kurtardım diyelim şuna. Arabayı sattın diyelim var. De. Tamam yeni arabayı nereden alabiliriz? Neyse. Bunlardan. Her şeyi de bana sormayın. Ben burada bebek bakıcılığı yapmaya gelmedim. Benim savaşacak bir savaşım var. Kurtaramam gereken bir Neptünya var. İşinizi yapın. Görevinize odaklanın. Ha bir de Rıza'nın adamlarını gördüm yolda. Sizi soruyordu. Vallahi bulursak çok kötü yapacağız yani. Falan kaç, diyorlardı. Kaç kişilerdi abi? Valla etrafta sen bir sürü insanla çünkü. Karşılaştım. Yani evet, tek bir yerde değil. Çıktı. Arıyoruz diye söylediler. Haberiniz olsun. Hadi. Başımız neyse. Belaya girecek. Görevleri yerinizde yerine getirin. Ondan sonra gidin Şehrazat'a hemen verin. Benim acilen Leon'a gidip ışık savaşçılarının geldiğini anlatmam lazım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Evet neşten. Arkadaşlar. Şu anda Cüstömer'imiz oradan uzaklaşıyor. Siz de önünüzde Yapraklar Şehri, arkanızda Şehrazat'ın malikanesi. Evet, Cüstömer uzaklaştı. Teşekkür ederiz bu bölümde. Tekrardan bize müthiş bir deneyim yaşattı. Gerçekten çok güzel oynadın abi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Elimizden geldiğince. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere seni uğurlayabiliriz. Evet arkadaşlar, önünüzde Yapraklar Şehri, arkanızda Şehrazat'ın malikanesi. Buyurun çıktınız. Cüstömer de uzaklaştı. Şimdi birilerine yine soru soracağız lanet olsun ki. Ya ormana dalacağız işte. Buralarda Marco gördünüz mü? Ya da şehirden birilerine soracağız. Saksu aslında senin kuyruğu kessek kesip kesip uzuyor. Harbi de. Aynen uzuyor. O benim de aklıma geldi kanka yemin ederim ya zaten. Buna bir bakalım. Yani. Körpe denk gelmezse şey yaparız. Ama hadi kanka Şehrazat bir şey hazırlayacak ya. İyice manyak olur ama. Dört tane. Kafayı yer bozulursa. Hadi dalam ormanın içine. Marco evet. Dişi, cici anka kuşu falan. Direkt ormana mı dalıyorsunuz arkadaşlar? Evet. Ya etrafta sorabileceğimiz biri var mı moderatör bey? Yani şehrin şu anda tam böyle yoldasınız yani yolda çok yakında şeyleriniz yok ama şehrin etrafında hareketlilik var. İsterseniz şehre gidin tek tek sorun veyahut da işte ormanda olduğundan eminseniz gidin ormanı ormanda ya bu, arayın. Anka kuşu ormanda. Evet şehirde anka. Olmaz. Biz şehire gitsek ama işte Cüstömer gibi diyecekler. Siz neyi bilmiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Bir de şehirde Rıza'nın adamlarına da denk gelebiliriz. Harbi onu gördünüz. Ama işte ormanda ne bir derya kanka şimdi orada nasıl buluruz bilmiyorum. Kanka, körpeyi buluruz da diğerlerini Merko dişi ne bilmiyoruz ki. Soracağız işte onu? Ya. Ormanda. Diyarbakırlı mı Merko? Aşiret mi? Bak şöyle hocam bir şekilde Merko, kaderimizi yazan yaradan. Şöyle eğer ormana şöyle bir yardım edeyim size. Ormana gittiğinizde bir şeyle karşılaşırsanız ve bunu daha önce görmediyseniz ben size onun ne olduğunu söylemiyorum fark ettiyseniz şimdiye kadar da hiçbir zaman söylemiyorum. Sadece onu tarif ediyorum. Yine tarif edeceğim. Yani siz onun bu bilmediğiniz işte Merko'yu bilmiyorsunuz. Cüce Anka kuşunu da bilmiyorsunuz. İkisini de gördüğünüzde size bunu
Aa bu Merko, aa bu Anka kuşu demeyeceğim yani, bilginiz olsun, tarif edeceğim. Yani birine sormadan olmayacak. Şu Mike'ı bulalım ya. O Mike bir boka mı yarasa da o da çok konuşuyor. Aa, ya yok yok Mike'ı kanka bulalım. O Levuk bilmiyordur kanka bak. Biliyorsa da yanlış biliyordur. Bence ona hiç bulaşmayalım. Sürüklemeyelim çocuğu. Yani Yapraklar şehrini isterseniz bir keşfedin. Hiç gidip de sağa sola bakmadınız. Zaten kafeste geldiniz. Yani yürüyerek yürüyerek de çıktınız. Dımızlak ormana gidersek kanka yine bir şeye falan, kabileye denk geldiniz. Tamam hadi, köy şey gözüküyor olacak. Zaten Yapraklar şehri, gidelim. Gerçi evet. Canlarımız da az ya. Aynen, aynen öyle. Aynen, günü orada geçirelim. Şimdi şunu yapalım. Yapraklar şehrinde bir yine hana giriyoruz ve geceyi orada geçiriyoruz. Hem de handa birilerine soru sorarız. Evet arkadaşlar, Yapraklara mı gidiyorsunuz? Aynen, oraya gidiyoruz. Geceye kadar biraz oralarda takılalım. Evet, Yapraklara gittiniz. Yapraklar gerçekten şehir düzeninin tam olarak oturduğu bir yer böyle. Bir tepenin kenarına kurulmuş. Tepeye doğru çıktıkça, yükseldikçe aslında binalar da görkemleşiyor ve zenginliğin arttığını görüyorsunuz. Ağaçlar falan, böyle meyve ağaçları falan, her yer meyve ağacı yukarılara doğru çıktıkça. Hani böyle çocuklar gidiyorlar işte, meyve falan toplayıp yiyorlar, böyle sağa sola dolaşıyorlar. Birazcık burada bir mutluluk hakim. Sanki Cihangazi köyünde böyle değildi. Yani orası bir basık, burası bir refah, şeydi. Yani refah var burada. Aynen, burası öyle bir yer. Ve her şey var. Yani süpermarketinden, demircisinden, iksircisinden kardeşim. Ondan sonra işte kıyafetçisinden, zırhçısından, ondan sonra ama ayakkabıcı sahibi. Kılıç alacağım ben. Lüks oteller falan filan görüyorsunuz böyle. Her çeşit otel var falan. Masaj salonu, masaj salonu yazıyor. Bak nasıl biliyorum. Masaj salonu falan var oralarda. Yukarı katlarında hemen işte aşağısı ayakkabıcı, üstü masaj salonu. Tamam, yerde otelleri bilirim. Yerde kartlarını buluyorsunuz kanka. Ondan sonra şey var, bir tane han var. Hana mı geçiyorsunuz? Kanka ya, bence canımızı arttıracak bir iksir önce alalım. Eğer uyumayacak, uyuyup dinlenmeyeceksin. Hayır, en son günün sonunda gece burada kalmayalım mı arkadaşlar? Ya gece kalsak bile şu an canımız yüksek olsun. Şu anda herhangi bir şey işte öğleden sonra güneş yeni yeni batıyor. Yine bir harp olur hana kanka. Gidem, hem konuşam, birkaç kanka, bir şey öğrenem. Handa yaylan. Bir kavga çıksa 8 canım var benim. Yok yok. Ya yok, niye kavga çıkıyor kanka, oğlum ya? Bura normal, refah kanka dolu bir şehir. Burada insanlar gerçi şey, hoş görürler. Yaylanmazlar. Aynen. Cihangazi gibi yobaz değiller en azından. Bizim sorularımıza cevap bulmamız lazım. Direkt girelim ama. Ama bir şey diyeceğim Melo. Evet. Ben mesela zırh alınabiliyor ya, kılıç falan da alabiliyoruz mu? Gidip bakıp daha görebilirsiniz bunu. Tamam, ona hatırlatın bakalım. İşte keşfetmeniz için söylüyorum aslında, yani şu anda bunları keşfetmeniz opsiyonlarınız var. Ya da keşfetmeden. Hana gitmek yerine kanka bir şeyler alalım. Belki yanımızda iksir taşıyacağız. Canımız artacak. Tamam ama potçuya denk gelmeyelim. Süpermarkete gidelim, hepsi olur kanka. Süpermarkete gidelim. Daha araba almamız lazım. Bence arabaya paramız araba yetmez. Cüstemer orada bize bir ne yaptı anlamadım. Kazık attı. Kazık ya. Attı kanka, ne attı? Beş dökke olamaz. Ben 3 çaya 1 dökke verdim. Yok oğlum, gidip kendini yeni kılacağım. Dilenciye 2 dökke verdik oğlum. Adam şu modelli benim arabadan alacak. Oğlum çok dilenciye 5 dükke verseydik kılıcımız olurdu adam. Köpeğimiz bile olurdu kanka. Harbi yani. O zaman şu saksıyı biraz şey yapalım, donatalım. Süpermarkete mi geçiyorsunuz? Orada mı süpermarkete olur? Süpermarkete gidip. Hayır, önce süpermarketten pot mot alalım kanka. Belki tamam, yanımızda gezdirebiliyoruz. Kanka zaten ceplere koyarız. Süpermarkete geçiyorsunuz. Süpermarkette daha çok kıyafet falan tarzı var. İç çamaşırı, kıyafet, ayakkabı, ondan sonra saat, işte kolye. Ondan sonra bir kısmında işte yiyecekler var. Mandalina, donut falan gibi. Kahve. Peki yiyecekler falan. Can arttırıyor mu? Kırmızı pot yok mu ya? Kırmızı pot canı veriyordu. Yok, süpermarket bomboş bir yer aslında. Hiçbir işinize yarayacak bir şey yok. Kıyafet alabilirsiniz. Şekil kıyafetler alabilirsiniz. Kıyafetleriniz aslında baktığında sizin buraya uygun kıyafetlerinizdi ama buraya gelirken çok fazla harbede içinde falan olduğunuz için kıyafetlerinizin arası bellendi. O yüzden yeni kıyafet falan bakabilirsiniz. Kıyafet alalım. Kıyafet kesin alalım. Alıyor musunuz? Biraz fuzuli masraf yapalım. Kanka üstümüze de şimdi bakalım. Alalım. Benim kask ne durumda? Savaş nereye gidiyor? Senin kas kanka hiç şey yapmıyor. Sağlam, eskimiyor. Sağlam. Tamam.
Ben başka bir şeye gerek yok. Onlar özel, onlar özel iteminiz. Yani onlar. Lan özel itemim mi? Adam 5 şeye sattı dükkeye Cüstöme. Yapacak bir şey ne yok. Ne yapacağız onu? Onu yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey vereyim. Bunu kendinize görev edinip onu aramaya da gidebilirsiniz yani. Ben yeni araba alacağım. Oğlum hayır be, ne yeni arabası? Kaç dükkemiz var kanka? 226. Gidip bence hurdacıyı buluruz. Bir dahaki Cüstömer'le görüştüğümüz zaman aynen. Hurdacıyı soralım. Sonra hurdacıya gidelim. Ben şuraya not alayım. Arabayı bul diye. Arabayı bul. Evlenilecek. Saygınlık. Ha, saygınlık. Tamam hadi bir şey alacağız mı gençler? Yoksa kıyafetleri yenileyelim. Şöyle kıyafetler, üstler 5'er dükke, altlar 5'er dükke, ayakkabılar 5'er dükke. 45 dükke gitti Aksu ya. Ayakkabıya gerek yok da üst altı yenilesek mi ki onlardan? Üst alt yeniliyor musunuz? Kanka ben yenilemiyorum ya. Kanka ben bir tek ben yenileyim. Bir tek ben yenileyim. Ben zaten. Bu lavuk konuşuyor şey, aynen. Şey yapacağım. Aynen ya. Ceket sen mi yeniliyorsun? Tamam üst, yo, o kalıyor zaten. Üstünü ve altını yeniledi. 10 dükke. Aynen 10 dükke. 216 dükkemiz kaldı. Bekle ben kasaya gideyim. Merhabalar kasiyer hanım. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Bir daha kaç para şu çocuğun üstündekiler? 10 dükke efendim. Tamam hemen saralım onları. Gerçi giysin üstüne ya eskiler kalsın. Tamam tabii buyurun 10 dükkeyi. Ben hemen alarmları çıkartayım. Alarmları çıkartıyor veriyor size. Hadi basın gidin yeter artık. Hadi tamam, çıktık gidin. Şeyden. Aynen kıyafetleri değiştirdiniz. Başka bir şeye bakıyor musunuz? Başka keşfedeceğiniz bir şey var mı? Zırhlı kılıç bakalım mı? Sen bakacaksan bak senin yok. Benim sapanım var. Ben bakayım. Hemen bak hemen hızlıca al. Demirciye mi gidiyorsunuz yani? Evet demirciye gidiyorsunuz. Yani neredeyse gidiyorsun. O. Demircide kanka. Demircide boy boy kılıçlar var. Çekiçler var. Baltalar var. Torun şeyi çekici gibi çekiçler falan var. Bu şekilde fiyatları yazıyor üstlerinde. En ucuz kılıç 50 dükkeden başlıyor. Anne aksu çok saklı çok masraflı çıktı. Zırhlar kaçtan başlıyor? Zırhlar da yine 50'den başlıyor. Kanka çok masraf. Ben bir kılıç alayım ya zırhı boş ver. Yok. Bu devirde savaşçı bile olamıyor. Harbi oğlum bu ne ya? Burası alıyor bir musunuz? Şehir ya kanka daha tamam, pahalı. Bu alsın bir şey ya bu salak aynen, çok ben kılıç alayım 50 dükkeye. Tamam. Sonra kafa mafa atıyoruz kanka. Bir tane kılıç aldın kanka. Buyurun parasını da verdim hemen. Teşekkürler. Evet devam edelim. Bu arada ilk başta aldığınız itemler birazcık özel olduğu için dışarıdan aldığınız itemlerden her zaman daha iyi olacak. Daha güçlü aynen. Aynen daha güçlü olacak. O yüzden bu da evet işinize yarayacak saldırı yaptığınızda ama ilk baştaki itemleriniz gibi değil. Benim mesela saldırımın artması gerekmiyor mu şu an? 1-2 evet, oldu. Senin şu an güncel saldırını arttırıyorum. Bir tane veriyorum sana. Tamam 3 oldu. Güzel kağıt hocam. Aynen. Bir saniye. Bu yeter. Tamam. Başka keşfedilecek bir şey kaldı mı? Başka keşfedilecek bir şey masaj salonu var etrafınızda. Yok ona sonra geleceğim ben ayrı. Arkadaşlardan bağımsız. Barış'ın cebinden alacağım gizlice. İksirci var bir tane. İksirci tanıdık mandık çıkar. Giren mi? Gerek evet, yok. Evet. İksirciye hiç bulaşma. Zaten sesinde bir ipneliği sezdim Melih. Şöyle bir daha zaten biter. Şey dedi. İksirci var ileride. İsterseniz. Reklam gibi lavuk. Evet. Bir iplelik var sesinde kanka. Şöyle sadece mavi potunuz kaldı. Kırmızı potu harcadınız bilginiz olsun. Mavi evet. Potunda ne işe yaradığını da bilmiyorsunuz. İksirciye de girmiyorsunuz. Aslında iksirciye sadece Serdar girebilir. Barış'ı tanıyorlar. Barış'ın borcu var. Beni de sevmiyorlar yaylandığım için. Serdar'ı tanımayabilirler. Alan mı iksir? Bir tane kırmızı pot alan mı? Ya da birer tane. Pot 10 dükkeydi. Biliyorsunuz. Tyler hemen bir koşu al gel 3 tane kırmızı pot. Giriyor mu o zaman? Gir çabuk verdim sana 30 dükke. Tamam. Kolay gelsin. Merhabalar. Bir saniye bekler misiniz? Kanka orada bir toplulukla konuşuyor. Topluluk işte bir fotoğraf gösteriyor falan bu arkadaşa. İksirci arkadaşa. Ya, geldiniz ya. Oltaya ya. Geldiniz kanka. Neyse senden geldi kanka. Yürü giden Mevlik. Boşver. Kanka satıcı fotoğrafa bakıp Tyler'a bakıyor. Fotoğrafa bakıp Tyler'a bakıyor. O sırada o fotoğrafı gösteren kişi de Tyler'a bakıyor. Ve arkadaşlar bakalım gelecek bölümde bu arkadaşların kim olduğunu öğrenecek miyiz? Bu ben fotoğraf bir hafta bekleyemem ne fotoğrafıydı? Bu fotoğraf bu fotoğrafa bakıp niye Tyler'a baktılar?
Hepsi gelecek bölümde bizlerle olacak arkadaşlar. Dinlemeye devam edin. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm çıktı. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Instagram hesabımızı aktif kullanıyoruz. Eğer beğendiyseniz görüşlerinizi yazmayı, beğenmediyseniz eleştiriniz varsa eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Bunlar bize moral oluyor gerçekten. Teşekkürler.